derdi karış derdin. Beyinlerini... Değerli misafirler, Siverek İtrader olarak her yıl düzenlediğimiz İslam şehitlerini anma ve anlama etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjida al-harama insha'Allahu aminina محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Değerli kardeşlerim, kıymetli bacılarım, şehadet gibi aziz bir makamın içinin boşaltılmaya çalışıldığı bu dönemde gerçek anlamda şehitliğin ve şehadetin ne olduğunu bizlere ancak makam, mevki, mal, çeşitli dünyevi menfaatler için ölenler değil, ancak ve ancak Allah rızası için savaşıp canlarını feda edenler anlatabilir. Mısır'da darbeye karşı direnişin merkezlerinden biri haline gelen Rabiatul Aleviye meydanında dün darbeciler tarafından göğsünden ve sırtından kurşunla vurularak şehit edilen Esma el-Beltacı'nın vefatından kısa süre önce bir şiir paylaştığı ortaya çıktı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed el-Beltacı'nın 17 yaşındaki kızı Esma'nın paylaştığı şiir yürekleri dağladı. İşte Esma'nın son şiiri. Onlar bizi vetirde namaz kılarken buldular. Kimimizi rükuda, kimimizi secdede vurdular. Onlar hem güçsüzdü, hem az sayıca. Allah'ın kullarını çağır da gelsinler yardıma. Köpüklü deniz dalgalarını andıran ordularla. Uzak diyarlardan İslam'ın sancağını omuzlayan şehit Malcolm X'e ve şahidiz ya Rab, ümmetin mazlum ve yetim şehitlerine, Şeyh Said'e, Şeyh Eyyub'a, Şeyh Zeki'ye, Şehit Aytaç Baran'a ve Şehit Yasin Böri'ye şahidiz ya Rab. Buraya o iki delikanlının resmini koymuşlar. Çok ilginçtir. Bir hatıram var bunlarla. Furkan'ı Kayseri'den gemiye bindirirken, gönderirken Mavi Marmara'ya sarılmıştım, kucaklaşmıştım ve inanınız böyle içimde aynen böyle göğsümde hala ne zaman resmini görsem ayrı bir sıcaklığı var. O gün öyle bir sıcaktı. Epeyce insanı yolcu ettik ama bunun yaşı, bunun yüzü, bunun sureti öyle bir bende bir iz bıraktı, öyle bir sıcaklık bıraktı ki ve ondan sonra bir gün Diyarbakır'da bir düğün oluyordu. Hani burada gösterdiği, slide'da gösterdiği o düğün de var ya, ben de oradaydım.
ve gençlerle hep oturduk, konuştuk, tanıştık ve ondan sonra bunu getirdiler yanıma. Bununla da sarıldık, ismini sordum. İsmim Yasin Börü dedi. Dikkatimi çekti. Çünkü Börü soyadında bu İslam davasına ömür veren, zindanlarda çürüyen, şehit olan birileri vardı. Börü mü? Yasin Börü öyle mi dedim? Evet dedi. Yasin Börü dedi. Bir daha sarıldım. Bir daha sarıldım. Oradaki arkadaşlar da şahit. Ve bunun da bu sıcaklığı aynen göğsümde, aynı yüreğimde bu iki yavrumuzun sıcaklığını daha da hissediyorum. Ve sonra düşündüm. Bunların birisi önce gitti. Furkan önce gitti. Ve vardı, ben inanıyorum, Allah'ın Resulü'nün kucağına oturdu. Ve ondan sonra o da vardı. Yasin de vardı. O da bir kucağına oturdu. Biri bir dizine oturdu diye inanıyorum ben. Umut oldu güneş gibi, bugün gündüz bitmez gibi. Sündür bunu güneş, doğdu artık batmaz gibi. Bir lokma hürriyet için paramparça birçok ceset. Hürriyeti tanımak için korkular buldu cesaret. Biz aşığız şehadete, Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinde geçenler çok rüzgar gibi. Biz aşığız şehadete. Geçenler çok rüzgar gibi. İçin Allah sizlerden razı olsun. Allah ilk kaderden razı olsun. Bildiğimiz gibi Şubat ayı şehadet ayıdır. Şubat ayı şehadetlerin kanları, şehitlerin kanlarıyla toprağın sulandığı aydır. Bu ay çok mübarek bir aydır. Bu ayda böyle bir gece yaptıkları için ilk kadere teşekkür ediyoruz. Bizler de şehitlerle yolculuk yaptık. Özellikle Furkan Doğan'la Mavi Marmara'da arkadaşlık yaptık. Şehitlerine şahitlik ettik ama Rabbim bizlere şehitliği nasip etmedi. Her Müslümanın ömründe mutlaka şehadeti arzu etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler de bu yolda günahkar kullara çalışıyoruz. Rabbim inşallah bizlere de şehadeti nasip eder. Şehitler ümmetin damarlarında akan kanlardır. Şehit kanları ümmetin cansız bedenleri diriltmek için akan kanlardır. Şehitlerin kanları olmasa ümmet cansız ve ruhsuz kalır. Hocam Allah hepinizden razı olsun.
bu ortamı düzenleyen, çalışan, buraya teşrif eden hepsi için, yani bu dava için canını, malını verenlere Allah razı olsun. Çok iyiydi. Şehitler üzerine bir program yapıldı. Çok bizi düşündürdü. İyiydi. Bizim şehitlerimiz bize hatırlattı. Herkes keşke bu şehitleri hatırlasaydı. Çok iyi olurdu. Benim bildiğim bu kadar. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.